Biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Belam bin Bahura İsmi Azam'la dua edip etduası hep tutuyordu değil mi? Onu biliyorsunuz. Bilmediğiniz, şok olacağınız bir şey söyleyeceğim. Bütün bedduası ve duası kabul olan Musa Aleyhisselam'ın en büyük evliyalarından birisi olan bu Belam bin Bahura irtidat ettikten sonra şaşıracağınız cümleyi söylüyorum. İlk defa ateist Allah'ı inkar etme kitabını Belam bin Bahura yazmış. Ateist kitabını ilk defa o yazmış. Abi ya eskiden böyleydi. Belam bin Bahura kadar alim miydi? Aldanma. İslam hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkiyattır. İslam, iman, hakkı kabul ve tasdiktir. İnsanın eylemi, kişinin işidir, aynası lafa bakılmaz. Kimlerle, nerede, ne yapıyorsa itikadı da odur. Allah Resulü diyor ya ki kişi arkadaşının dini üzerindedir. Mesela ben sizden sıkılıyorum, nasıl yemek yiyeyim? Ben sizden sıkılıyorum, nasıl seyahat edeyim? Ben sizden sıkılıyorum, nasıl ticaret yapayım? Üç tane şey. Mesela ben hani bir tane şeyh üstüne karşı çıkıyor ya. İşte onu okuyacaktım, mektubat. Onu şey, kambur. Kambur, 343. 300, evet. Ya, onu... Değişik bir tane şeyh var abi, İstanbul'da var ya, İstanbul'da. Evet, İstanbul'daki ihtiyar şeyh. CHP'yi bırakmış, ustazla hücum ediyor. O zaman üstüne ne diyordu abi o? Aynı kavmiyet şu anda. Evet, aynı. Aynı, ustada da şey diyor. Ayetleri tahir ediyor. O acayip bir cümle kullanıyordu, onu bulamadım abi yani. Sanki ortada diyor, İslamiyet'e yapılan cinayetler yok. Evet. Ortada bir şey yok da, yani bu birinci şuaya... Hücum. Şuaya bulmuş, ona hücum ediyor diyor. O manada bir şey söylüyor, evet. Bulamadım onu. CHP'yi bırakmış. Ya diyeyim be, ben demeden duramıyorum. Ustad dememiş ama, o ihtiyar şeyh diyor, yayın yapıyorlar böyle fıkıh dersine, ustada fasık diyor. Şu anda. Şu anda. Fasık diyor. Bir fıkıh şeyini yapıyor. O ustada ben bizzati duydum. Çünkü bana o şey kaydı gösterdi. Ustada diş mesele dolgusunda fasık diyor. Kabirde görecek diyor. Şu anda görüyordur diyor. O fasıklar diyor. Onlar yan yapıyor. Ben onların yayınını demekte ne var şimdi? Bakın adamlar yapıyor, suç değil. Ben onu dine getiriyorum. Niye her şeyi her yerde diyorsun diyorlar. Ben kafayı oynatacağım ya. Adamlara niçin sus demiyorsunuz da onların yaptığını ben Müslümanları ikaz etmeye, uyarken, söylerken benim ağzımı tıkıyorsunuz, fermar bağlıyorsunuz. Lan bu adamlar bunu yapıyor. Ostada fasık diyor. Birinci ayet işi yaparak diyor, kendisini diyor, Kur'an'ı tahir etti diyor. Ya acayip bir şey ya. Ya bunlar yapıyor kardeşim, yapmış. CHP'yi bırakmış. Cumhuriyet Halk Partisi dönemi. Seyittir. Ustada hücum etmiş. Kendini iş yapıyor diyor. Ya kimle uğraşacaksın arkadaş? Şimdi bakıyorsun ki adam televizyonlara çıkıyor. Risale-i Nur'un şer ve izah adına kitapları var bu adamın. Azam-ı Şer'i bırakmış. Ehven-i Şer'i hücum ediyor. Çok partili dönemdeyiz. Abdülhamid'e söylenen sözlerle insanlara mecra veriyor. Doğru yolu yanlış gösteriyor. Yes'ar ve yesudun ansebilillah. Ya acayip garip. Nasıl bir asırdayız ya Rabbi? Nasıl bir asırdayız Allah'ım ya? Veli nimetlerimize bakın, içimizde doğruyu batıl, batılı doğru gösteriyor. Bunu böyle yapıyor ya. Bilerek ha, bilerek ve buldukları doğru yolu bilerek ters gösteriyor. Adam CHP'yi bırakmış. CHP rejim yani. Camiler yıkılıyor. Alimler asılmış. İskilip'te Atıf Hoca şapkalı asılmadı mı? Niye at asılmadı? Alimlerin çoğu asıldı. Ustad bu Beyazıt'ta şey yaptı orada. İdamla yargılandı. 28 sene işkence gördü. Abdülhamid'de bir hapishane var mı? Adamlar asılıyor, hapishaneye gidiyor. Mustafa Sabri Efendi İstanbul, şey Osmanlı Şeyhül İslam'ı Mısır'a kaçıyor. Şey Mehmet Akif Ersoy, Maraş, İstiklal Marşı'nı yazan zat kaçıyor vesaire. Yakalanan asılıyor piyasada. Kimse dokunmuyor. Bir şey ifade etmiyor mu? Ve bir bakıyoruz ki ustada hücum ediyor. Ustadın eserleri okunmasın adına... Doğu klasik eserlerin ama altında eski
Var ya tasavvuf. Yani insanın itikadını böyle cahillerin bozacak vahdet-i vücut gibi şeyleri, panteistlerin şeyleri, onlar 10 serileri basıyor devlet eliyle. Meclis her şeyi bırakmış, ahiret inkar ediyor meclis. O dönemde bu da öyle. Yani bunları deme. Ya bunlar olmuş, olmuş. Her doğru her yerde deme diyor. Adam her şeyi diyor. Biz de seni beni kastediyorum. Bak gençleri kastediyorum da. Bilin arkadaşlar da doğruyu yanlışı. Doğruyu nereye basacaksınız? Bu kadar fitne olduğu zaman İmam Şafii'nin sözünü söylüyor mu? Devam ediyor bir türlü. Diyor ki İmam Şafii diyor ki fitne çoğaldığı zaman efendim dediler. Doğruyu nasıl bulacağız? Düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Cumhuriyet Halk Partisi din düşmanı değil mi? O da din düşmanı bu adamı koruyor. O koruduğu adam da din adına ustamada hücum ediyor. E bu kim yani? Bilerek veya bilmeyerek. Bak ne diyor? Bilerek ve severek. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine adavetkârâne menbaalarını kurutmak, esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve bu üçüncü cümlesi olan veya bu nehe ivaca ile der ki onların dalaleti fenden felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunluk deşitli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakiki dusturlarını sufli hevesatlarına bak cevaba bak sufli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden, yani günah işleyecekler ama şeriat din müsaade etmiyor. Görmediklerinden haşa, haşa, eğri, eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar.